Saatin tiktakları zamanın taktikleri diyoruz ya efendim kum saatini gördük sırada bir grafiğimiz var. Önemli bir konu bir süre önce belirli aralıklarla işlediğimiz bir konu ve giderek gerginliğin artırılmaya çalışıldığı bir konu. Bir senaryosu var bir planı var bu plana karşı bizim de kontra planlar yapmamız lazım o yüzden önemli bir konu. Şimdi manşeti Yunanistan'ın kazuz belli planı diye attım aslında bu kavrama yabancı değilsiniz. Bu casus belli olarak okunuyor ama hatta geçmişte istihbaratçılar arasında 70-80'lerde bir Türkçeli Yunanca arası bir cinas gibi yorumlanır ve gülünür de açıkçası. Casus belli denilir de eğer bir Soğuk Savaş döneminde bir casustan bahsediliyorsa. Ama okunuşu kasus bellidir ve savaş nedeni anlamına gelir. Yunanistan bir süredir özellikle 2020'den bu tarafa Türkiye ile tabii ki savaşa girmek gibi bir niyetlerin olmadığını söyleyeceklerdir. Buna gözleri de kesmeyecektir ayrıca. Çünkü 100 yıl önce gereken cevabı aldılar. İngiltere'nin vekil gücü olarak bu topraklara ayak bastıktan sonra e, denize döküldüler. Fakat yine de Fransa ve ABD'nin kışkırtmasıyla bir takım planlar peşindeler. Ama onların öz planı demeyelim. Yunanistan'ın kasus belli planı ama aynı zamanda ABD ve Fransa'nın planı olarak da okumak lazım. Çünkü Amerikan düşünce kuruluşlarında yani o meşhur isimlendirmesiyle think tanklerinde pişirilen savaş senaryolarından bahsediyoruz. Savaş nedeni senaryolarından bahsediyoruz. Şimdi efendim Türkiye'nin kırmızı çizgisini biliyorlar. Bunu da ne zaman öğrendiler zaten biliyorlardı ama 2020'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 12 mil meselesi konusunda Türkiye'nin hassasiyetini açıklayınca e, ondan sonra motifimizi istihbarat diliyle anlamış oldular zaten biliyorlardı. Adaların silahlandırılması Kilitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da sonra Yunanistan'ı sert bir dille uyardı geçtiğimiz günlerde. 12 mil meselesi hassas. 12 mile karasularını çıkarma girişiminde bulunursa Türkiye, e, Yunanistan o zaman Türkiye bunu bir kasus belli yani savaş nedeni sayacak. Bunu kolayından yapamazlar. Yaparlarsa bir de ana meselesi değil e, silahlandırmaya çalıştıkları adalar hemen bizim dibimizde. Bize kulaç mesafesinde. Orada kazanma imkan ihtimalleri de yok. Biz de oturup Yunan anakarasına karasına konvansiyonel manada saldıracak durumda değiliz. Ama işte bir savaş senaryosu çiziliyor. O yüzden... Adalar ve 12 mil meselesi çok önemli. Hem de şu durumda bile Ege'de zaten Yunan suları açılışta 44 seviyesine yakın demiştim. 44 seviyelerinde demiştim. 43.6 yani mevcut ile 12 mile çıkarmadan da 6 milken de 6 mil uygulaması çerçevesinde de %43.6'ya tekabül ediyor. Eğer şimdi bir rakam da vereceğim. Eğer bizimki ise bu arada Ege'deki karasurlarımızın oranı sadece 7.4 efendim. Eğer Korsan 12 mil kararını uygulayabilseler bu oran onların rehine neredeyse iki kat değişecek. Hatta rakam da vereyim. 12 mile çıkması durumunda Yunanistan'ın Ege karasularındaki kara suyu oranı 71.5'e. Türkiye ise sadece 8.7. Yani yağma asanın böreği açıkçası. Burası e, yani Ege dediğimiz yer bir Yunan gölü değil. Toparlayacağım. Babasını Türkiye'nin kurtardığı Miçotakis diye özellikle söyledim. Konstantin Miçotakis. 1967'de diye hatırlıyorum Albaylar Cuntası. Evet 1967'de Albaylar Cuntası'nın Yunanistan'da darbe yaptığı dönemde bizim o dönemdeki Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil'in tavasutu diyelim eskiden deyimiyle aracılığıyla yurt dışına kaçmış ve o Yunan Albaylar Cuntası'ndan korunmuştu açıkçası. Babası Türkiye'nin öneminin farkında biriydi Miçotakis. Kiryakos Miçotakis'ten, oğul Miçotakis'ten bahsediyorum. Ne var ki hakikaten şımarıkça ve pervasızca, fütursuzca açıklamalar yapabiliyor. ABD ve Fransa'nın dolduruşuna gelip. Son madde, Türkiye-Yunanistan savaşını isteyen iki güç derken ABD ve Fransa'dan bahsediyoruz. Geçmişte 100 yıl önce tarih her zaman tekerrürden ibaret değildir elbette ama e, tekerür ettirmeye çalışanlar var daha önce kraliçenin İngilteresi eski deyimle e, bu e, Yunanistan'ı bu konuda kışkırtırken şimdi ABD ve Fransa'dan böyle bir plan e, geldiğini görüyoruz. Ne var ki son birkaç cümleyle toparlayacağım. Ne var ki NATO içi bir iç savaş söz konusu olma ihtimali çok düşük. Rusya Ukrayna meselesine benzemez. E, NATO üyelerini karşı karşıya getirir. Çok ciddi paradoksa yol açar vesaire vesaire. Ben o yüzden bu senaryoyu ABD ve Fransa'nın ve bilhassa da ABD'nin Yunanistan'da Miçotakis yönetiminin yanlışları yüzünden uygulamaya çalıştığı bu projenin tutmayacağı kanaatindeyim. İyimser düşünüyor diyebilirsiniz ama ben kötümser senaryoya biraz e, mesafeli bir noktadayım. Şimdi